Sarı Siyah kanalındasınız. Eskiler boşa dememiş ne yersen olsun diye. Bilim adamlarının yiyecekler üzerinde yaptığı araştırmalar, sebze ve meyvelerin şekline benzediği organlar için faydalı olduğunu ortaya koydu. Mesela kuru fasulyenin böbreğe benzeyip de ona faydalı olması ya da beyne benzeyen cevizin beyin sağlığı açısından faydası gibi. İngiliz Daily Mail gazetesinde çıkan haberde bazı gıdaların benzediği organlar ve onlar için faydalarına yer verildi. Havuç, göz. Bir dilim havuca iyice bakınca göz bebeğine benzediğini görebilirsiniz. Vitamin, antioksidan ve ona turuncu rengini veren beta karoten açısından zengin havucun, ileriki yaşlarda katarakt ve sarı nokta hastalığına karşı koruduğu belirtiliyor. Ayrıca gözün işlevini iyileştirdiği de kaydediliyor. Ceviz, beyin. Tıpkı beyni benzeyen ceviz, bol miktarda omega 3 yağ asitleri içeriyor ve 3 düzine nörotransmitter geliştirerek beyin fonksiyonlarını destekliyor. Yapılan araştırmalara göre cevizin bunama ve Alzheimer hastalığıyla ilgili protein bazlı plakları bozduğu belirtildi. Kereviz, kemik. Kereviz, kemikleri kuvvetlendiren silikon kaynağı. Kemikler %23 sodyum içeriyor, kereviz de aynı oranda sodyuma sahip. Eğer beslenmenizde yeterli sodyum yoksa kemikleriniz güçsüzleşir. En iyisi kereviz yiyerek onları sodyumla doldurmak. Portakal ve greyfurt, göğüs. Greyfurt, insan meme hücrelerinin gelişimini sağlayan limonoid denilen maddeler içeriyor. Portakal ise lenf hareketini sağlamaya yardımcı. Tatlı patates, pankreas. Pankreasın sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor. İçinde kanser ve yaşlanma karşıtı antioksidanlardan beta karoten bulunan tatlı patates, aynı zamanda şeker hastalarının glisemik indeksini dengeliyor. Domates, kalp. Yarım dilim domates tıpkı kalbin yapısını yansıtıyor. Bol miktarda likopen içeren domates, bu özelliği sayesinde kalp krizi tehlikesini azaltıyor ve pek çok kanser için önleyici görev üstleniyor. Eğer domatesi zeytinyağı veya avokado gibi sağlıklı yağlarla karıştırırsanız, vücudunuzdaki likopenin etkisini 10 kat artırırsınız. Ayrıca likopen kötü kolesterolü de düşürüyor. Muz, gülümseme, mutluluk. Muz, triptofan adlı bir protein içeriyor. Muz sindirildikten sonra bu madde serotonin sağlıyor. Serotonin mutlu kimyasal olarak biliniyor ve beynin ruh kimyasını düzenliyor. Pek çok antidepresan ilacın yüksek düzeyde serotonin ürettiği belirtiliyor. Avokado, rahim. Folik asit kaynağı olan bu besini eğer kadınlar haftada bir yerse çok faydalı olduğu belirtiliyor. Hormonları dengelediği, düşük tehlikesini azalttığı ve rahim kanserini engellediği belirtilen avokadonun her biri 9 ayda oluyor. Üzüm, akciğer. Akciğerler bronşlardan oluşuyor. Onlara giden hava yolları ise küçük demetler şeklindeki alveoller tamamlıyor. Bir salkım üzüm düşünün. Meyveye dallardan kan ve oksijen gitmesini sağlayan bölümleri hayal edin. Taze meyvelerin, özellikle üzümün yer aldığı beslenmenin akciğer kanseri ile solunum yetmezliğine yol açan en yaygın kronik akciğer hastalıklarından biri olan amfizem tehlikesini düşürdüğü kaydediliyor. Üzüm tohumunun ise proanthocyanidin adı verilen ve astıma bağlı alerji tehlikesini azaltan kimyasal içerdiği belirtiliyor. Zencefil, mide. Zencefil kökü tıpkı mideye benziyor. Aynı zamanda mideye sindirim açısından en faydalı bitkilerden biri. Çinliler 2000 yıldır mide bulantısı ve sindirim için zencefil kullanıyor. Koku ve tat açısından mideyi yatıştıran zencefil, bulantı ve kusmayı da önlüyor. Mantar, kulak. Mantar dilimini kulağa benzetebilirsiniz. Eğer yemeklerinize ilave ederseniz duyma duyunuzu geliştiriyor. Kemikler için faydalı D vitamini içeren bu bitki, beyne ses taşımak için en küçük kemiğe bile faydalı. Sağlıklı günlerde yeni videoda görüşmek üzere.